Sevgili terazi burçları, ay burcu terazi, yükselen burcu terazi olan dostlarım. Şimdi sizlerin bir cumadan bir cumaya yıldıznamelerinize bakacağım. 19-25 Temmuz dönemi sizleri neler bekliyor? Tek tek yorumlayacağım Allah'ın izniyle. Bakalım. Biliyorsunuz Cuma Venüs'ün günü arkadaşlar ve Venüs gününde biz daima sevgiyi, sevmeye layık olan duygularımızı ön plana çıkartıyoruz. Ve Zöhre yıldızıdır. Yıldıznamede onun adı Arapçada Zöhre diye geçer. Ve sevgiyle ilgili sorunlarımız her neyse çözeriz. Daha iletişimimiz kuvvetli olur ama bazen de sevgiyle ilgili sıkıntılar yaşayabiliriz. Bu hafta terazi burçlarında neler var? Bir kere arkadaşlar, Rabbim dualarınıza iştirak edecek. Bunu bilin. Ayrıca pek çok terazi burcu ilişkisini sorgulayacak. Sizi pembe hayallere götüremeyeceğim ne yazık ki. Bir aldanma, aldatılma enerjisi ya da yanılgı. Bir insan hakkında ister dostunuz olsun, ister romantizm bağlamında birlikteliğiniz olsun. Arkadaşlar sıkıntı veriyor. Neden sıkıntı veriyor? Çünkü baktığımda bir yıldıznamenizi şöyle bir detaylı olarak incelediğimde bir kere oğlak burçlarıyla sorunlar görüyorum. Koçlarla tartışmalar görüyorum. Yay, ikizler ve başak burçlarıyla dikkat edin. Ya ikizler, başak, çift karakterli burçlarla aldatılma ve yalan görüyorum. Maalesef ben bu hafta pek çok yıldızsal geçişe baktığımda arkanızdan çevrilen dolapları çok gördüm terazi burçları. İlişkinizi tekrar sorgulayın. Arkanızdan film fırıldak çevriliyor. Haberiniz olsun. Akrabanız, eşiniz, dostunuz, sevgiliniz, her kimse. Buna izin vermeyin. Sıkıntılı durumlar var arkadaşlar. Bu durumları geçiştirmeye çalıştığınızı görüyorum. Ve bazılarınız birileriyle yol ayrımına gelebilir. Yıldızname olarak baktığımda yol ayrımına gelme, kendi tavrını alma ve kötü insanı uzaklaştırma görüyorum. Gerçekten kötü insanı çok kolay uzaklaştırıyorsunuz ve normal şekilde yaşamınıza devam ediyorsunuz. Bakınız, normal şekilde dediğim bir süredir ya sizde var bu arkadaşlar. Ya beni aldatıyor mu? Bir sıkıntı mı var dediğinizi duyar gibiyim. Evet, bir aldanma, aldatılma enerjisi var. Bir de yurt dışı olayları görüyorum arkadaşlar. Yurt dışında da bazı işler aksayabilir, kilitlenebilir. Yurt dışı işlerinin kilitlenmesi geçici bir durum. Çözülecek, emin olun çözülecek. Ama bakınız, ben bazı olaylar konusunda sizi aydınlatmak istiyorum. Çünkü ruhumuzun aydınlanmaya ihtiyacı var. Güneş ve Ay'dan destek alacağınızı gösteriyor. Yani Güneş ve Ay'dan nasıl destek alacaksınız? Bir kere artık Güneş'in Aslan burcuna geçeceği bu önümüzdeki hafta, özellikle 23'ü ve 24'ünde kutlamalar olacak. Kendini kutlayacaksın. Ya da topluluk anlamında sizi çağıranlar olacak. Yollara gideceksiniz. Neden kendini kutlayacaksın? Onu biraz açmak istiyorum arkadaşım. Bir kere kötü giden ilişkiyi sonlandırdığın için ben başardım diyeceksin. Ama bunu kötü ilişki, aldatılma enerjisi taşıyanlara söylüyorum. Mutluysan lafım yok arkadaşım. İnşallah Allah herkese sonsuz mutluluklar versin. Fakat 20 gündür şüpheler var. Terazi burçlarında dengesizlikten dolayı
rüyalarda aldığın mesajlardan dolayı diyorsun bir sorgulayayım. Neler var neler yok. Haklısın da. İşte diyorum ya 23-24'ünde Güneş'in Aslan burcundaki dolanımı sana çok iyilik getirecek. Ve Dolunay fazı olması dolayısıyla iç dünyanda aydınlanma. Yani Dolunay fazı tamam çok şey olmuyor zamanı değil ama Dolunay fazı da sayılabilir. Yani çok ayın ortalarındayız. Biraz iç dünyandaki kargaşadan kurtuluyorsun. Kaderini yeniden yazıyorsun. Kadersel döngülerin çok iyi. Ayrıca size bir müjde daha vermek istiyorum. Üçüncü gözünüz çok aktif. Bu bölgede bir herhangi zümrüt taşı kullanabilirsin. Herhangi bir pembe kuars kullanabilirsin. Mıknatıs kullanabilirsin. Magnet bile olur buzdolaplarına yapıştırdığınız. Bu bölgede 20 dakika meditasyon yaptığınızda içsel potansiyelinizin açığa çıkacağını göreceksiniz. Dualarınızın duyulduğuna şahit olacaksınız. Karanlığın ışığa çevrilmesine şahit olacaksınız. Rakiplerinizi yeneceksiniz. Ve aynı zamanda bakınız, hava grubu olan kovalarla, diğer hava grubu olan kovalarla ve ikizlerle aranızda oluşan sürtüşme ve problemlerin de gittiğine şahit olacaksınız. Haberler gelecek. Seni aydınlatıcı haberler. İyi ya da kötü olması kişiye bağlı. Ben genel bakım yaptığım için onu kendinize göre yorumlayabilirsiniz arkadaşlar. İyi diye kötü diye bir şey yok. Bugün kötü canını sıkan bir haber gelecekte seni zararlı etkenlerden koruyacaktır. Bundan da eminim. İsviçre gibi, İsveç gibi bir yerlerden haber. Neden İsviçre, İsveç? Yani biri daha kuzeyde, biri Orta Avrupa dolayında falan. Yani böyle bir oturmuş bir kanunu olan bir ülke. İsveç veya İsviçre olması gerekmiyor. İlk aklım onlar geldi. Avusturya da olabilir. Kanunlarla korumaya alınmış bir ülkeden haber gelebilir. Yola hazırlanın, yola gitmek isteyenler. İkili ilişkiler için arkadaşlar 2 ay süreniz var. Dengesiz bir ilişkiyi bitiriyorsunuz. Ayak takımı insanları temizliyorsunuz. Bolca iyilikle, güzellikle dolup taşıyorsunuz. Daha ne olsun efendim? Zihninizi veriyorum. Ya mucip. Videonun altına yazıyorum. Evet, boş çevirmeyip duaları kabul eden demektir. İster el açıp dua ettiğinde şu şekilde ellerinizin kavuşması önemli. İster namaste pozisyonunda dua edip meditasyon yaptığında, ister namaz kıldığında dualara icabet edeceğim diyor Rabbim. Ben bu hafta duaların çok duyulduğunu, seni adeta uçuşa geçireceğini görüyorum. Ya mucip, 55 kez çekin, mucizelere tanıklık edin. Sizleri seviyorum Terazi Burcu. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın.